SGM Lojistik Direktörü Yalçın Dorman bizimle beraber. Yalçın Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Şimdi dünyadaki o yavaşlamadan, dünya ekonomisindeki yavaşlamadan bahsediyoruz. Ama isterseniz ya bu bizim hani dış ticaretimizi etkileyen gelişmelerden bir tanesi. Ama öncelikle bizdeki gelişmelerle biraz başlayalım. Sonrasında dünyaya bakalım dilerseniz. Dış ticaret açığında bir miktar geri çekilme olduğunu görüyoruz. Yeni ekonomik yönetiminin atmış olduğu adımların işe yaradığını gösteren bir tablo bu. Ama ithal mal talebi hala yüksek kalmaya devam ediyor. En azından Ekim'de böyleydi. Acaba sizin elinizdeki gelecek döneme ilişkin siparişler buna ilişkin neyi gösteriyor? Yani orada bir miktar geri çekilme var mı acaba? Şöyle, hatta bu hafta yeni bir ekonomi gazetesi de bununla alakalı bir haber yapmıştı. İthalatta daha çok tüketim mallarında bir artış var. Evet. Özellikle elektrikli araçlarda çok ciddi bir ithalat söz konusu. Bu da ithalat hacminin artmasına sebep oluyor. Göreceli olarak artmasına sebep oluyor. Yoksa küresel anlamdaki yavaşlama aslında etkilerini Türkiye'de gösteriyor tabii ki. Yani bunu hep birlikte görüyoruz. Yani küreselde yavaşlama gözüküyor ama acaba hani ekonomi yönetiminin atmış olduğu adımlar kendini gösteriyor mu? Ki hani otomotiv tarafında onun ithalatında bir miktar yükseliş var dediniz ama diğer daha böyle küçük... Şu an kısa vadede bunları göremeyeceğiz bakarsak ama belki önümüzdeki sene ortalarından itibaren bunların yansımaları olabilir. Çünkü Türkiye maalesef küreselden etkilenerek pandemi dönemindeki avantajların çoğunu kaybetti lojistik anlamda. En büyük avantajı neydi? İşte en büyük pazar olan Avrupa Birliği'ne yakın olmasıydı. Navlun avantajlarının olmasıydı. Çin'den Avrupa'ya navlunlar 16 bin dolarlara çıkmışken Türkiye'den bir tır 3 bin 4 bin euroya gidebiliyordu. İşte tır 7 günde giderken liman kapanmalarından dolayı konteynerler belki 40 günde 45 günlerde Avrupa'ya ulaşıyordu. O yüzden Türkiye o noktada çok büyük bir avantaj sağlamıştı. Tabii kur politikaları da aslında Türkiye'nin dış ticaretini etkiliyor. Yani bugün asgari ücrete baktığımız zaman neredeyse Mısır'daki asgari ücretin iki katı bir ücretle karşılaşıyoruz. Bu da bir takım sektörlerde hazır giyim olsun, işte tekstil olsun başka ülkeleri bize karşı Avrupa nezdinde biraz daha avantajlı hale getiriyor. Biz avantajlarımızı kaybetmiş oluyoruz. Bunlar da doğal olarak yansıyor bizim dışarıda. Şimdi bu avantajları, kaybedilen avantajların biraz daha kazanılması için örneğin işte bir dizi ithalatta koruma önlemi de getirildi. Evet. Acaba hani bu mal gruplarında nelere yol açıyor? Yani bir miktar daha böyle aslında hani daraltıcı bir rol oynuyor mu? Ne kadar işe yarıyor sizce? Şöyle, bildiğim kadarıyla önlemler tekstil ve konfeksiyon sektörüyle alakalı alındı. Orada da tekstil ve konfeksiyon sektörü karşı karşıya geldi. Çünkü bitmiş ürün, yani konfeksiyon dediğimiz ürünlere yapılan konan ilave vergiler, bunların tabii ki pahalı olması anlamına geliyor. Ama Türkiye genelde baktığımızda Avrupa'ya daha çok basic ürünler ihraç ediyordu. Yani işte Avrupa'nın en büyük alıcılarını biliyoruz. İspanyol firmaları, Alman firmaları. O firmalar Türkiye'den daha çok basic ürün satın alıyorlardı. Yani düşük maliyetli, düşük fiyatlı ürünleri satın alıyorlardı. Oralarda biri artık daha çok işte Bangladeş, Pakistan, Hindistan o bölgelere veya Mısır'a döndüler. O yüzden şu anda bizim tekstil ve konfeksiyon sektörümüz yani en çok ilave verginin geldiği yerde bile bana sorarsanız bir sıkıntı var yani. Pekala, yani şimdi bir taraftan da hani jeopolitik riskler de yakından takip ediliyor. Evet. Ki orada çok özür dilerim, geçtiğimiz hafta ekonomi bakın düzeltiyorum ticaret bakanı Ömer Bolat İsrail'de ticarette %50'lik bir azalış olduğuna dikkat çekmişti. Ama mesela işte spot fiyatlara baktığımız zaman işte altın tarafında, petrol tarafında buradaki primlerin geri verildiğini görüyoruz. Yani o savaş etkisi geri çekildi. Acaba ticaret tarafında sizce size takip edebildiğiniz kadarıyla oradaki toparlanma ne zaman olur? Şöyle söyleyeyim. Gelmeden önce yıllık bazdaki hareketlere baktım Türkiye-İsrail arası. Geçen sene yaklaşık Türkiye-İsrail arasındaki ticaret 900 bin TEU olmuş. Yani 900 bin tane yenili konteynere denk gelmiş. Bu sene baktığımızda ilk 10 ayda bu 800 binde. Yani yaklaşık %11'lik bir azalış söz konusu. Ama burada hem ithalat hem ihracat hem de transit yükler söz konusu. Şimdi yine basından hep beraber takip ediyoruz. Bazı markalara karşı boykotlar başlatıldı. Şimdi bu markaların içinde Alman firmaları da var, Fransızlar da var, işte İsrail firmaları da var. İsrail Türkiye'nin dış ticaretine çok ciddi bir hacme sahip. Türkiye için önemli bir aslında ihracat kapısı ama mutlaka bu boykotların etkisi kendini gösterecektir. Parasal anlamda %50 mi bilmiyorum ama ben bizim tarafımızdan bakarsak perspektiften
taşımalar anlamında ilk 10 ayda %11'lik bir düşüş olduğunu söyleyebilirim Türkiye-İsrail arasındaki ticarette. Evet, yani bu da biraz aslında olumsuz bir tabloyu beraberinde getiriyor. Peki dünyadaki gelişmeleri de biraz bakalım dilerseniz. Örneğin Baltık Kuru Yürük Endeksinde son bir yıllık görünüm bize ne anlatıyor? Şimdi Baltık Kuru Endeksine bakarken biz pandemi öncesinden başlayarak aktarmaya çalışıyoruz genelde. Pandeminin başında endeks 450 seviyelerindeydi. En yüksek seviyesine de 2021'in Eylül ayında çıkmıştı ve orada 5650 mertebelerine ulaşmıştı. 2023'e bakarsak 2023'te endeks 14 Şubat'ta 470 seviyelerine düştü. En yüksek seviyesini de Ekim ayında gördü. O noktada da 2105 seviyesindeydi endeks. Sonra biraz Hamas-İsrail çatışmalarından dolayı geri geldi. 1385'lere kadar düştü ama sonra tekrardan bugüne geldiğimizde yükselme eğiliminde ve 1662 seviyesine çıktığını görüyoruz. Daha önce hep konuşmuştuk, yani Baltık Kuru Yük Endeksi aslında bize dünya dış ticaretin, daha doğrusu dünyadaki ticarette kuru yük ve dökme yükteki hareketliliğin artış ve azalışını gösteren en önemli öncü göstergelerden bir tanesi. Dediğim gibi yani şu an 1662 seviyesinde Kasım başına göre yükselmiş durumda. Ama en pik yaptığı 2021 Eylül'e göre oldukça geri durumda şu anda. Evet, yani orada bir miktar toparlanma olduğunu görüyoruz. Acaba yani bu devam edecek mi? Nelere bağlı? Mesela işte Çin tarafına da bakınca orada da sanıyorum Dünya Konteyner Endeksine bakmak gerekiyor. Biraz Çin'in nabzını tutabilmek için. Oradaki gelişmeler ne gösteriyor bize? Dünya Konteyner Endeksine baktığımızda, şimdi Dünya Konteyner Endeksi İngiltere'deki bir kuruluş tarafından her hafta Perşembe günü yayınlanıyor. Geçen hafta 9 Kasım itibariyle yayınlanan değerlere baktığımızda bir önceki haftaya göre %7'lik bir artış var ve Dünya Konteyner Endeksinin 1504 dolar seviyesine çıktığını görüyoruz. Bu 40'lık bir konteyner için geçerli. Halbuki bir önceki yıl aynı haftada bu oran yaklaşık %46 daha fazlaydı. Bunu söyleyebiliriz. En yüksek seviyesine yine 2021'in Ekim ayında ulaşmıştı. O zaman 10.307 dolar mertebesine çıkmıştı 40'lık bir konteyner için Dünya Konteyner Endeksi. Bugüne göre de oradaki değişiklik %85 olarak karşımıza çıkıyor. Keza son 10 yılın ortalamasına baktığımız zaman da bu ortalamada %44'lük bir düşüş var bugün gelmiş olduğu seviye itibariyle. Yani Dünya Konteyner Endeksi düşüşünü aslında devam ettiriyor. Sadece son haftalarda çok az bir ivme kazanmış oldu. Son bir dakikamız ama bilmiyorum sığar mı sığmaz mı bu limanlarda elle çelen ürünler dediğimiz zaman hani oradaki gelişmeler ne gösteriyor bize? Şöyle aslında dipte baktığımızda, tonaj bazında baktığımızda %4'lük bir düşüş var. Tüm limanlara baktığımızda ithalat, ihracat, kabotaj taşımaları ya da transit taşımalar. Konteyner bazına baktığımız zaman %1.4'lük bir artış görüyoruz. Tüm Türkiye limanlarını konuşuyoruz burada. Yine ithalat, ihracat, transit ve kabotaj taşımaları söz konusu burada. Parasal değerlerini zaten işte TİM ya da bakanlık açıklıyor. Evet. O taraflara girmemize gerek yok. Ama ülke bazlı baktığımızda işte Rusya Federasyonu'na yapılan taşımalarda, Gürcistan'a, Çin'e, Suudi Arabistan'a yapılan taşımalarda konteyner bazında oldukça büyük artışlar, %40'ın üzerinde artışlar olduğunu görüyoruz. Bu hem ithalat hem ihracat toplamındaki artıştan bahsediyorum. Ama düşüşlere baktığımızda da en büyük düşüşler Amerika, İspanya, Belçika bazında karşımıza çıkıyor. Peki oradaki ekonomilerden mi kaynaklanıyor yoksa biraz böyle son dönemde ilişkilerin daha yakınlaşmasından mı? Bu konuyla ilgili sizinle belki bir saatlik program yapmamız gerekebilir. Çünkü burada birçok parametre var. Yani bu vermiş olduğum datalar hem boş konteyner için geçerli hem dolu konteyner için geçerli. O yüzden onların kırımlarına göre bakmak lazım. Başka bir programda. Evet, onu başka bir programda değerlendirebiliriz. Bu arada bugün fuar başladı. Lojistik fuarı başladı Yeni Kapı'da. Sektör temsilcileri orada ziyaret etmek isteyen, lojistik seven herkesi oraya bekliyoruz. Çok çok teşekkür ediyoruz. Rica ediyorum. Vermiş olduğunuz kıymetli bilgiler için SGM Lojistik Direktörü Yalçın Dorman bizimle beraberdi. Fokusu noktalıyoruz. Yeniden görüşmek üzere.